Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün maşallah öyle bir yoğun bir gün, öyle bir bereketli bir gün ve o kadar da çok sabrımın denendiği bir gün. Bugün sabrımı resmen deniyorlar, bakalım bu nerede patlayacak diye. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyoruz. Sabrım son demlerini yaşıyoruz şu anda. Yani bugün insanlar mı tahammülsüz, ben mi tahammülsüzüm? Yani az önce ışığı geçiyoruz, daha sarıya yeni geçmiş ışık. Arkamdan nasıl korna yapıyor, nasıl korna? Ya bismillah kardeşim, daha yeni sarı yandı, yeşile geçmedi bile daha. Ondan öncesinde yol veriyorum birine. Hani benim geçeceğim yer tıkanık. Yani ben tıkanı yere girmeyeyim de dedim, hani yol vereyim, o geçsin ben sonra geçeyim. Benim acelem yok. Zaten gitsem de bekleyeceğim ileride. Bekliyorum, işaret yapıyor. Yani bana kızıyor. İşaret yapmaktan ziyade geçsene, ne bekliyorsun gibi yapıyor. Ben de dedim ki ben sana yol veriyorum. Verme diyor, geç diyor. La havle ve la kuvvete. Yani öyle bir gün. Ve bugün o yoğunluğa rağmen herkesin de acelesi olduğu bir gün. Herkesin aşırı bir acelesi var. Herkes bir yere yetişme derdinde. Neyse, yoğunluğu atlattım, hafifledim. Aleyna'nın da acelesi var. Aleyna'nın acelesi yok mu ki? Eve geldim şimdi Aleyna'yı almaya. Güneş ters döndü. Işığımız gitti. Aleyküm selam. Şimdi Aleyna'cığımı aldık. Bu hatun artık reşit oldu ya. 18 oldu. Bankaya gideceğiz. Banka hesabını değiştireceğiz. Artık reşit diye. Arkadaş reşit oldu diyeceğiz. O işlemlerini yapacağız onun. Kimlik için de böyle bir şey gerekiyor mu? Yok. Değil mi? Kimliğe gerekmiyormuş. Sadece bankadaki banka hesabını değiştireceğiz. Banka kartı değişecek. Yani şu ana kadar benim himayemdeydi. Artık kendi özgür iradesiyle davranacak. Beni devre dışı bırakacaklar. Ben büyümüşüm de. Ay diyor bana. Şimdi banka işlerimizi de halledelim. Bugün biraz karmaşık bir gün oldu. Yoğun ve sıcak. Aşırı sıcak. Banka işlerini bir aradan çıkaralım. Nihayet eve giriş yapabildim arkadaşlar. Herkesin bütün acil işleri tamam. Aleyna'nın da banka işlerini hallettik. Artık kendi hesabını kendi yönetecek. Benimle bir alakası kalmadı. Diyorum ki banka kartıyla ben bir işlem yapmak için gitmiştim. Ben işlemi yapamadım. Veznede duran da benim arkadaşım, diyor ki ya kız yine benim kızım diyorum. Ben ne demek onun kartını kullanamıyorum. Artık diyor ona sormadan kullanamazsın. Orada da güldük baya. Bu arada ben dışarıdayken şöyle kocaman bir kargom gelmiş. Şimdi açalım bakalım ne var. Ben biliyorum, çok da beklediğim bir şey bu. Ben buna artık şey yaptım, bağımlılık yaptım diyebiliriz. Şöyle açayım. Hemen açıyoruz ve size gösteriyorum. Hazır mısınız? Tatam. Yine elbise askısı aldım, 2 paket daha. 2 tane 12'li paket aldım. Artık sanırım bu yeter. Bu benim artık 5. mi siparişim, 6. mi siparişim arkadaşlar, ama kalitesi çok güzel. İnci ile mercanın suyuna takıldı elim. Sudan biraz masaya döktük. Suda da büyük bir deniz dalgası yaptım. Şimdi bunları da çıkaracağım. İnşallah bugün vakit bulabilirsem bugün. Bulamazsam ilk fırsatta bir giyinme basını temizleyeceğim. Şöyle bir tozunu alacağım. Birkaç tane eski askılardan kalmıştı. Onları değiştireceğim. Hepsi bundan oluyor şimdi. Tamamı aynı, tek model. Ben bu askıyı çok beğendim diyorum ya. Onun için sürekli sık sık sipariş verdim. Tamamlayıncaya kadar. Artık sanırım bu yeter. Bayağı oldu. Hemen kalın askılar da değiştireceğim. Tek tip askı olmuş olacak giyinme odası. Biraz düzen seviyorum. Hani biraz
nasıl diyeyim, ona ne denir bilmiyorum ki, her şey aynı olmasını istiyorum. Farklı farklı olmasını sevmiyorum. Bu da bir takıntı. Bunu durağa götürsem aslında orada oturduğum yerde patlatırım. Şöyle şimdi kargonun poşetini kaldıracağım. Bu askıları götüreceğim yeni odasına. Öncesinde kendime bir kahve yapacağım. Şu dünkü çikolata vardı ya, onun bir tadına bakarız artık. Bir kahve yapacağım, içeceğim. Hatta buz kürelerimizi çıkarırız. Bakalım nasıl olmuş. Sonrasında bir temizlik suyu yapıp, birazını da yere döktüm de. Sonrasında bir temizlik suyu yapıp şu giyinme odasını bir elden geçireceğim. Orada video çekemiyorum çünkü orası dar bir alan. Video açısı asla ayarlanmıyor. Yani ne iş yaptığım anlaşılmıyor. Onun için hiç orada video işine girmiyorum. Orayı bir temizleyip yeni askılarımı da geçireceğim. Bugün biraz orada tertip düzen işi yapabiliriz bakalım. Hadi önce bir kahve içiyorum. Bakın burada kim var? Hemen fincanımı çıkardım. Kahvemi yapacağım. Videoyu kapattım. Sonrasında hemen bir telefonla işe gittim. Gelirken de biraz meyve alışverişi yaptım. Salatalık yoktu. Salatalık falan aldım. Şimdi hemen bir kahve içeceğim. Arayan soran olmazsa. Yalnız kızlar bu biraz... Bakın. Nasıl çıkaracağız işte. Aha çıktı bile. Çok iyi. Bu arada ben her dışarı çıkıp geldiğimde ellerimi yıkıyorum. Hijyen konusunda sıkıntı yok. Bakın. Bunlar çok güzel olacak. Okuladığım parçayı da ağzıma alır bu arada. Şimdi fazlasını ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın size ne göstereceğim. Şöyle bir tane poşete bu fazla olanları, ha bunları çıkarmamış mıydık? Kız siz çıkmamış mıydınız? Ha. Böyle tek tek de çıkıyorlar, o da ayrı bir düze. Dondurucuya kaldıracağım. Hazırlar bakalım buz küreleri. Bunları dondurucuya kaldıracağım. Bu arada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Durun şunu bir yıkayayım. Hemen geliyorum bakın. Yeni taktiklerle. Aslında limon baktım. Ben limon alacaktım. Limonlar da pek hoşuma gitmedi. Limonları sevmeyince dedim ki üzüm de olabilir. Bu defa da üzümlü yapalım mı? Böyle güzelce bir yıkayayım. İçlerine üzüm taneleri bırakacağım. Şöyle. Hemen. Bir de böyle olsun. Bakalım bu nasıl olacak. Suyla dolduracağım. Yine atacağım dondurucuya. Sunum alemlerinde ben. Sunum alemlerini abartmışımdır. Böyle artık farklı farklı yaparım. Çilekli güzel olabilir. Böyle meyveli şeyler yapmayı düşünüyorum. Meyveli buzlar. Limonlu güzel olurdu da. Limonlar pek hoşuma gitmedi. Kabukları çirkin çirkin duruyordu. Onun için almadım. Çirkinler diye. Üzümlü olsun ne olacak? Kirazlı vişneli de güzel olabilir. Bakın böyle. Şimdi bunu kapatacağım. İçine suyunu dolduracağım. Yollayacağım dondurucuya. Sıradaki buzumuz üzümlü. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Şurada içme yerleri var. Onları sıkı sıkı kapatıyorum. Hemen içine suyunu doldurup dondurucuya yolluyorum. Suyunu doldurdum. Bu şekilde. Şimdi götürüp dondurucuya böyle yatık bir şekilde bırakacağım. İkinci nesil buz kürelerimiz donmaya gidiyorlar. Ben de hemen bir kahve yapıp dinleneceğim. Sonrasında artık burayı yerleştiririz. Kahvemi yaptım da içtim bile arkadaşlar. Oradaki alışverişler beni bekliyor. Yerleşecek.
Ben buradan kalkabilirsem onları yerleştireceğim. Yalnız bu içecek çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biraz oyalaşarak içiyorum ki buz biraz erisin, maden suyun iyice soğutsun diye. Portakal suyunun aroması, maden suyunun asiti derken çok lezzetli bir içecek oldu. Ben sadece dekor için düşünmüştüm bunu ama bence çok güzel oldu. Sık sık yapılabilir bence. Dondurucularda hazırda bulundurun. Benden tavsiye. Bu içeceğimi de içeyim de kalkayım artık, şurayı yerleştireceğim. Ora beni bekliyor. Meyveleri dolaba yerleştireceğim. Günün herhangi bir saatinde burada 5 dakika oturmak bana öyle iyi geliyor ki. Bir de perdeleri kapatıyorum. Şurayı açtım şimdi dışarıdan biraz. Hem ışık hem hava gelsin diye. Sık sık soruluyor arkadaşlar. Perdeni yakından çek. Ben perdecime gittiğimde de yakından çektim. Burada da sürekli çekiyorum. Orada ismini çekmiştim. Derya'nın perdesini beğendiğim videoda benim perdenin ismini söylüyoruz arkadaşlar. Truva'ydı galiba. Tam hatırlayamıyorum şu anda da. Aşırı memnunum. Renginden. Yani rengini de ben karanlık gösterir mi diye çok şüphe ediyordum ama görüyorsunuz şu an kapalı hali bu. Karanlık da olmuyor. Güneşi de gayet güzel tutuyor. Sizlere de tavsiyemdir. Eğer ihtiyacınız varsa gerçekten ben çok memnunum. Buradan bundan da bahsetmiş olalım. Şu içeceğimi içeyim de kalkayım artık. İşler beni bekler. Huhu, bakın mutfakta kim var? Ben varım. Sen mi varsın? Siz küçük şefi, küçük şef de mutfağı özledi bence. Özledin mi? Hı-hı. Tarif yapmayalı çok zaman oldu. Mutfağa giremiyoruz artık. Hazır fırsat bulmuşken bendeki arabayı Ayhan aldı arkadaşlar. Şu an arabam yok. Arayan olsa bile gidemeyeceğim için evde oluşum garanti yani. Hemen dedik akşam çayımızın yanına bir kek yapalım. Akşamları durağa çay içmeye gidiyoruz ya. Şöyle küçük bir kalıp çıkardım. Ben kalsın istemiyorum, taze taze tüketilsin. Kızlara birazını bırakırız. Kalanı da alıp akşam durağa geçeriz diye. Şimdi küçük şef bence malzemelerimizi saysın. Hayır. Hadi bakalım. Ne var malzemelerimizde? Ceviz. Tereyağı. Sıvı yağ olmasın o? Sıvı yağ. Şeker, süt. Şurada ne var? Yumurta. Yumurta. Bir de ben sayayım. İki tane yumurta çıkardım. Kalıbımız küçük diye iki yumurta yeterli. Yine her zamanki gibi bir su bardağı süt aldım. Şekeri biraz azalttım. İki parmak kadar eksik şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. Burada da ceviz var da, dövülmüş ceviz. Altta da üzüm var arkadaşlar. Ben biraz üst üste bıraktım buraya hazır olsun diye. Şöyle karıştıracağım zaten. Biraz döke saça da olsa. Şöyle bakın, içinde cevizleri de üzümleri de var. Üzümlü, cevizli. Aslında tarçın da ekleyeceğim de tarçını severler mi sevmezler mi bilemediğim için tarçın eklemiyorum. Üzümlü cevizli kek yapacağız. Şimdi Aysma şefimiz yumurtaları çırpmaya başlasın. Kekimizi hemen fırına verelim. Akşam giderken de götürürüz. Olur mu Aysma şef? Evet. Hadi başla o zaman. O iş sende. Yumurtayı çırpmaya başlayacağız. Sonra ben yavaş yavaş şekerini dökeceğim içine. Sen yumurtaları çırparken ben de kalıbımızı yağlayayım, olur mu? Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın bu şekilde olmaya başlamış demektir. Olmaya başladıysa sıvı yağını kattık. Sütünü de katalım. Tamam. Şimdi ununu ve kabartma tozunu, vanilyasını elekten geçiriyoruz. Bu arada kabartma tozuyla vanilyayı söylemedim arkadaşlar. Birer paket ekleyeceğim. Ha? Şu kadardı, şu kadara geldi. Ne oldu? Şu kadardı, şu kadara geldi. Çoğaldı değil mi? Evet. Hamurumuz. Malzemeleri de çoğalttık ya ondanmış. Şimdi hemen ununun içine vanilyasını, kabartma tozunu ekleyip ununu eleyerek ekleyeceğiz. Şimdi paketleri açacağım için videoyu kapatmam gerekiyor. Ben de açarım.
Biraz eğdir sen miksere eğdir. Miksere eğdir. Ha öyle. Ben buradan eleyeyim, sen oradan karıştır. İşbirliği yapalım. Olur mu? Olur. Ununu ekledik sonra en son. Cevizini ve üzümünü en son ekleyeceğim arkadaşlar. Dibine çökmesin diye. Şimdi biraz daha onu ekleyeceğiz. Son hali de böyle oldu. Son hali böyle oldu arkadaşlar. Biraz akışkan kıvamlı. Kek yaptık ki yumuşak olsun diye. Şimdi artık son olarak cevizini ve kuru üzümünü de ekliyoruz. Biraz bol ekliyoruz. Bol malzeme olsun değil mi Aysma? Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Hemen kalıba döküp 170 derecede fırınımızı önceden çalıştırdık. Şu an fırınımız ısınıyor. Yollayacağız fırına. Bakalım. Aysma'nın keki nasıl olacak? Sen ben yokum diye mutfağa mı girdin hemen 2 dakikada? Tabii ki. Hemen 2 dakikada mutfağa mı girdin sen? He? 2 dakika ortalığı boş bıraktım. Şu olanlara bak. Anne. Efendim? Yumurta koktu. Yumurta mı koktu? Kekimiz fırından çıktı ama biraz vukuatlı çıktı. Bir burası, bir de burası kırıldı. Şimdi hemen dilimleyeceğim. Zaten dilimleyip götürecektim Nura'ya. Ayhan aradı gelip sizi alayım diye. Ben de biraz acele ettim. Kalıptan sıcak çıkarmaya uğraştım. Neyse. Nasıl olsa dilimleyeceğim için sorun yok. Hemen dilimleyip bir saklama kabını alacağım. Sonra hazırlanıp çıkacağız. Birazdan Ayhan gelir. Yavaştan durak yolcusuyuz. Biraz önce eve geldik arkadaşlar. Nasıl yorgun hissediyorum şu an kendimi. Hemen bir kahve yapacağım tabii ki. Aşk-ı Memnu'nun sezon finalini vermişler televizyonda. Durakta otururken şöyle Instagram hikayelerine baktım. Herkes onu paylaşmış. Bir kahve yapayım da ben de bakayım diyorum. Sonuna yetiştik herhalde. Aysma'yı alıp ben eve geldim. İki tane yolcum vardı. Onları bıraktım. En son bir tanesi havalimanıydı. Ayhan dedi ki artık oradan eve geçsen. Havalimanı da eve çok yakın olduğu için tekrar durağa geçmedik. Duraktan direkt eve geldik. Zaten Ayhan'ın da arkadaşı gelmişti. Onlar erkek erkeğe otursunlar dedim. Kalk Aysma, biz eve geçelim. Bu arada Aysma daha duraktan arabaya bindi. Gözleri kapanmaya başladı. Dedim uyuma. Seni kim eve çıkaracak? Uyuma Aysma, uyuma Aysma diye. Onu eve getirdim. Getirir getirmez elini ayağını yıkadım, yatırdım. Şimdi uyumuştur yani. Ben onun odasından çıkıp buraya gelinceye kadar eminim ki o uyumuştur. O kadar artık. Gündüzleri uyumuyor. Normalde aslında ben evde olsam yaz döneminde ona uyku düzeni alıştırıyorum. Öğlen yatırıyorum, dinlenmiş oluyor. Ama şimdi gündüzleri uyumadığı için akşamları çok erken uyuyor. Yoruluyor bayağı. O uyudu. Aleyna odasında. Aleyna ara sıra çıkıyor, bizim içimize bir karışıyor. Sonra geri çekiliyor odasına. O tamamen bizden bağımsız. Aydın orada televizyon izliyor. Şimdi ben onun yanına geçeceğim. Kahvemi yapıp yanına geçeceğim. Bu arada bugün giyinme odası temizliği kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu kapattık sonra ben hemen işe çıktım. Eve gelirken de aklımdan şey planlıyordum. Eve gideyim, videonun kapanışını yapayım. Gelirken planlarım o şekildeydi. Videoyu paylaşıma bırakayım, ben geçeyim hemen giyinme odası temizleyeyim. Ama şu an o kadar yorgun hissediyorum ki hiç canım istemiyor öyle bir şey. Normalde akşam temizliğini çok severim. Önceleri Ayhan böyle yazın geç geldiği için ben de o zamanlar daha taksiye çıkmıyorum, evdeyim. Akşamları temizlik yapardım. Gündüzden çok akşam temizlik yapardım. Dolapları akşam silerdim. Dolap içi düzenlerini akşam yapardım. Bütün temizliği, akşam temizliğini acayip severdim. Çocukları uyuturdum mesela. Müziği açardım, temizlik yapardım. Çok hoşuma giderdi bu. Şimdi çok yorgun hissediyorum hiç temizlik yapmaya. Yani şu an çok aslında ortam müsait. Ayhan geç gelir. Kızlar kendi halinde. Gitsem o giyinme odasını bir düzenlesem, inanın çoktandır aklımda. O giyinme odası düzenlenecek, o giyinme odası düzenlenecek. Ama bir fırsat bulup da orayı düzenleyemiyorum. Bugün de kalsın bakalım. Yarın Allah büyük. İnşallah yarın temizleyebilirim. Buradan artık vedamızı yapalım. Ben müsaade isteyeyim. Umarım beğenerek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.